Pesanekler bir kez daha Wrestling Revolution 3D My Career moduna hoş geldiniz. Evet isim daha uzun ama kısaltayım dedim. Arkada müzik falan yok. Çünkü hani zaten çok da güzel bir müzik olduğunu düşünmüyorum. Üstüne üstlük bir de telif yedim ondan. Ee, dolayısıyla dedim ki ne önemi var. Direkt başlayalım. Ama aslında biraz önemi varmış abi. Arkaya çok kısık bir şekilde müziği verebilirim bir dahaki bölüm için öyle yapayım. Böyle sessiz olunca ilginç geldi. Neyse Rav'dayız. Çok uzun süreden beri oynamıyorum. Bir sürü olay oldu bu oyunda. Dolayısıyla çoğunu unuttum. Ama görünüşe göre Rav'dayız. WWE'deyiz. Ve Triple H'e karşı birebir maçımız var. Sen gayet heyecanlı. Çünkü Triple H yani Vince gittikten sonra Vince'in yerini alacak kişidir. Evet tabii de giriş müziklerimiz var. Ve görünüşe göre hala Shield'dayız. Ee, girmiştik. Ben 3 bölüm kaydetmiştim bu arada. Hiçbirinde sesim çıkmamıştı, mikrofonum çalışmamıştı. Ee, o bölümler gerçekten çöpe gitti. Çok eğlenmiştim o bölümlerde. ya. Hani e, sesli versiyonu gelse gerçekten e, yaptığım en güzel videolardan o 3 video. Olacağı yokmuş. Her şeyin bir nedeni vardır demek istiyorum da yani. <laughs> Bence onun yoktu direkt yani benim şanssızlığım. Neyse Kenny Omega Triple H başladı ve Triple H'in hiç beklemediğimiz Chevy Stephanie'yi çıkarır mısın Hakem? O yarım saattir ringin içinde ya. Hop hop hop. Oğlum oh, lan babaya nasıl vurursun oğlum sen. Hop hayır. Ne? D D ne? <laughs> oğlum sapasağlamım. Sırtımı tutuyorum pes ettim. Adam bana figure 4 yaptı. Bu neydi oğlum gördüğüm en lanet şeydi bildiğin. Montreal Screwjob sırf Kanadalı izleye böyle yapmak zorunda değilsin ki. Ama şey Triple H. Ben de tam şey lafını açacaktım. Kesin Roman Reigns'i bizim yanımızda tutuyorlar ki hani bizi seviyor insanlar Kenny mega iz diye. Roman Reigns'i de diye <laughs> bizim yanımızda tutuyorlar ama bilmiyorum yani amacını anlayamadım. Evet yani squash maç oldu bu. Ben ben ise WWE şampiyonluğunun peşinden gidecektim. Universal şampiyonluğunun peşinden gidecektim. Şimdi hiçbir şey yapamayacağım. Lanet olsun. Paramız hala. <laughs> hala adam akıllı para alıyoruz. 200 bini geçmişiz. Çok iyi olmasa da çok daha kötü olabilirdi. Ortalama bir yerdeyiz. Halledeceğiz. Bu ilk haftamızı çok uzun süreden beri oynamıyorum oyunu. Oyun bir de zor derecede. Yapay zekası. Olur böyle şeyler o yüzden. şey, Free Agents'teki en iyi güreşçiymiş. Dur. Evet en güçlü güreşçiymiş. İlginç Ricochet'in öyle bir şey olması. Arya Davari WWE NXT'den salınmış. Zaten çok bir şey yaptığı yoktu. O yüzden üzülmedim. Evet müzik arkada var. Çok çok kısık bir şekilde. Siz duyabiliyorsunuz. bile de şaşırırım. Bundan da artık telif yersem. Yani Matt beni bekle. <laughs> Gerçi bunu telifini atan Matt de değil ama neyse uzun konu. Yapay zeka aslında. Evet abi işte o yapay geri zeka demek istediğim. Bana WWE 2K oyunlarının yapay zekasını hatırlatan zeka. Gerçi bu oyunun Yapay zekası da ilginç var ya. Ama bu oyunu suçlayamazsınız çünkü bilmiyorsanız ki bilmeniz gerekiyor bunu. Bu oyunu bir kişi yapıyor. Matt ki. Yani ve hani triple oyunu olmadığı gayet belli. O yüzden tabii ki de o tip ağır e, ee... kritizizm yapamam bu oyuna. Eleştiriler yapamam diyeyim daha Türkçe olsun. <laughs> Okuyabilenler ee... aranızda okuyabilen varsa da ile kontraktımın bittiğini biliyorsunuzdur. Bana hak ettiğim saygıyı vermezse Kurt Angle ve yalvarmazsa durayım diye gideceğim buralardan. Öyle bir şey olursa da sizin kaybınız olur çünkü ben bu şovdaki en iyi şeyim diyor. Art true. Ama beni hani benim için endişelenmeyin çok daha hak eden başka insanlar başka şirket bulurum ben zaten diyor. Ama bu zaman gelene kadar bütün ee, sinirimi şu zavallı orospu çocuğun üzerinde çıkarmam gerekiyor falan. Elias niye Artur'a aldı? Triple death maçı mı bu? Ne oluyor oğlum? Ben maçı okumadım da değil mi? Bir tek steel cage olduğunu okudum maçın. O yüzden şu an e, İngilizce'de bir terim vardır. Söylemesi beni eğlendirecek. Fish out of water Diye bir terim vardır. Sudan çıkmış balık. Türkçe'de de varmış. Bak vay anasını ben unutmuşum böyle bir şey oldu. Evet. Sudan çıkmış balığa döndüm yani. Veya je suis francais to this konu <laughs> Bu konuya Bakın çok multilingual bir şey yapıyorum Video yapıyorum sizin için Yıllar sonra çok teşekkür edeceksiniz bana Diyeceksiniz ki İngilizceyi senin sayende öğrendim Sadece İngilizceyi öğrenmekle kalmadım Settros şu an mallık yapıyor yalnız biraz İşte yapay zekasından bahsediyordum ya bu oyunun o, Bu oyunun da çok iyi değil diyordum We trigger bu arada o yüzden Neyse, konudan konuya atlıyorum anasını satayım. Çekirge gibiyim. Boom, Frost Suplex, muhteşem! Roman mı mu benim partnerim? Eyvah! Elias yani! Evet. Sıcak sudan çıkıp tavaya düşmek miydi? Kazana düşmek gibi bir şey bu yani. Kenny'den kurtuldun. Bravo, şimdi Roman Reigns ile karşılaş. Ooo! Octopus Hold! Tıpkı bir Zack Sabre Junior gibi! Ama o kadar etkili olmadı tabii ki de. Roman Reigns bir submission güreşçisi değil. Roman Reigns bir yalaka güreşidir. Roman Reigns'in güreşme tipi ne diyebiliriz ki gerçekten? Gel bakayım. Summon Drop. Roman Reigns niye kafa atmıyor lan? Ben şimdi bunu fark ettim. Roman Reigns hiç kafa atmıyor. Tehlikeli olduğundan değil mi? Evet WWE izin vermiyor kafa atılmasına falan. Hani Jack Gallagher'a bile izin vermiyorlar o kadar adam akıllı. Bence güvenli bir şekilde kafa atabilir Roman Reigns ya o kadar vasıfı vardır. Oğlum Setronz orada dursun işte hakem ya. Cage'den çıkamıyor. Ağzını yüzünü kuruyorsun çünkü. <laughs> Oğlum acıdım lan Setronz'e. Öyle bir dayak yok ya hakemden. Bak adam Sony'e dönüştü şimdi. Şey yapacak. Flash gibi e, zamanda şey yapacak yani. Evren değiştirecek falan paralel evrenler. Neyse. Ben bu arada konuşurken uyutuyorum sizi bitirdim maçı. The Shield tekrar kazandı beyler bayanlar. Kenny Omega the best bat machine be. <laughs> Roman Reigns bir kez daha başarılı oldu. İsteklerinde 5 tane haber varmış çünkü burada 5 kişi vardı. <laughs> Bunlardan bir tanesi yani e, küçük Emrah rolünde oynayan Seth Rollins'dir. Yani WWE ilk kanun moduna bakıyorsunuz. Seth Rollins herkesin ağzının yüzünü kırıyor. Buradaki Seth Rollins'e bakıyorsunuz. Ağlayasınız geliyor. Artrud tag almadığı için üzülmüş. Hoşuna gitmemiş bu. Kenny Omega'nın statüsü e, şey olmamış diyor. Değişmemiş diyor da her şeyim azalmış ya yani. nasıl değişmemiş. Atıyorum düşmüş hiçbir şey yapmadığım halde. Okey oyun teşekkür ederim. Roman Reigns tabi her şey yeşil popülaritesinin sınırına uğraştı falan başka yerler bulması gerekiyor işte. Neyse Seth Rollins bir şekilde mutlu. <laughs> Biz yendik diye. Bonus yok garanti var ama zaten bu garanti olmasa bile alacağımız bir şeydi çünkü maçımızı kazandık. Hemen haberlere bakalım. Neler varmış bu hafta? Kaç haber olmuş? 5 tane haber olmuş. Chad Gable SmackDown Live'da kalıyor 25 hafta boyunca daha. The Miz uf 31 hafta <laughs> Raw'da devam. u Curtis Axel'la birlikte olduğu için, birlikte takıldığı için The Miz'in ee, şeyi düşüyormuş yani profili düşüyormuş. Hasar alıyormuş. JBL de uzun süre burada 16 hafta daha ve uh <laughs> Bu ne oğlum? Hulk Hogan, NWO Hulk Hogan Ring of Honor'a gidiyor. Uzun yıllar sonra yani Hulk Hogan güreşe dönüşünü yapıyor. Her ne kadar çok kişi sevmese de onu, racist sözleri için. Bu Ring of Honor'ın umurunda değil gibi gözüküyor. Simultaneous yani Tornado Tag bu. Evet, Arthur Hughes'un takımına karşı. Bizim takım arkadaşımız bizim Roman Reigns olursa yine kaybettiler. Bunu anlamıyorlar herhalde. Sonra da pay per varmış. Hım, Okey o zaman. Benim durumum nedir? Relationships. Takım ismim... The... Uh, elite olsun. Bunu yapmamam ayıp. Bunu hatta modu yapanın yapmaması ayıp. Menajerim Roman Reigns, okey. Partnerim yok. Evet, ben Seth Rollins'e ayrılmıştım değil mi? Hikaye arkadaşım Roman Reigns. Hikaye düşmanım Arthur. <laughs> gerçek arkadaşım Roman Reigns. Gerçek düşmanım Arthur. Oğlum Arthur'la düşman olmaz adam. Görmüş geçirmiş yani adam 50 yaşında falan. Ee, hani ve hani Hood'dan geliyor direkt. Arthur'la ben gerçek hayatta düşman olmak istemezdim o yüzden yani bir kavga etsek adam yüzümü kırar diyecektim de. Vay arasını Arthur. Gördüğünüz gibi işte Tecrübesini kullanmış ve bir şekilde yanına The Club'ı almış. Ama duyduğum kadarıyla AJ Styles Tamatango'yu destekliyor. Yani biliyorsunuz ayrıldı. Büyük ayrılığa uğradı. Kenny Omega'da Tyrus World Worldwide'a kalmış. Nasıl satayım ya? Neyse. Zenci gücü abi. Zenci gücü. Onlarda sadece bir Zenci var. Bende iki Zenci var. Hadi bakalım. Ve Setron de yanımızda tabi. 3'e 3 üç, Tornado Team maçı bu sarısı. Diskalifiye olma var mı? Yok. Her şey normal. Sadece 3'e 3 işte tag maçı, tornado. Herkes ringin içinde. İlk tuş eden de kazanıyor sanırım. Setronize gelebiliyor. Aa, takım arkadaşımız şey değilmiş. Ee, Apollo Cruz değilmiş sanırım. Ne oluyor şu an? Çözmeye çalışıyorum ne olduğunu. Okey. Kenny Omega, Hard Truth, Carl Anderson, ee, Tyrus O'Neill. Geri kalanlar ringin dışında. Luke Gallows olsun, Seth Rollins olsun, Apollo Crews olsun. Tamam, çözdüm. Teşekkür ederim. Yine de sayıca fazlayız. Ve yetenekçe de fazlayız. Artruth yalnız coşuyor. Bir durduralım onu. Fazla coşmasın. V-Trigger kafasının arkasını Anderson'ın. Boom V-Trigger. Oh, Tyrus'a vurdum sanırım V-Trigger'ı. Ve ben de yarı yıldım zaten. Kalk Kenny. Get up. Bu maç böyle bitemez. Oğlum bana niye Tyrus geldi ki ya? Hani benim tag partnerimin Arthur'da olmasını 10 kat daha fazla tercih ederim Tyrus'a göre gerçekten. Rezillik. Neyse Tyrus belki bir şeyler yapabilir. Adam daha ayak koşamıyor. Düzgün koşamayan bir adam bana tag team... Kurt Angle'ın herhalde bana bir garezi var abi. Bir şeyler olmuş mu? yani. Tıpkı Roman Reigns gibi bir Samoan Drop. Wow! Referee hakem maçın kontrolünü kaybettiğine göre çok belli. Bari ben kontrolü düzelteyim diyor. Elime alayım. Kurt Angle'mış lan hakem. Değil mi? O Kurt Angle değil mi? Can bize yardıma mı geliyor? Umarım öyledir. Derim ki Kurt Angle General Manager ve deli oğlum. Bana verdiği maçlara baksana. Triple H'le de screwjob yaptı zaten. Wrestling Revolution 2018 modu screwjob yani. Duyduğum kadarıyla Twitter'da demiş ki Kenny screwed Kenny yani. Ayıp ya ayıp. güzel bir diz. Aha da şimdi daha da güzel bir erkek gelecek. Dragon suplex. Ve çok güzel de pin. Vay anasını hem ben tuş ettim hem de Karl Anderson'ı pes ettirdi Tyrus sonuyor Oradaki sahne çok çılgındı yalnız. kazandık kısacası maçı. Hemen gidiyoruz hemen gidiyoruz. Sina da boşuna gelmiş oldu. Çok hızlı oldu her şey. yani Tyrus sonuyor bildiğin... Hayvan gibi cüsseli adam üzerine yatmış, boğuyordu. Carlanders'in de bayağı korkunç bir sahneydi açıkçası söylemek gerekirse. Vay anasını, köleliğe devam, hem de 43 hafta oğlum. Neyse, tam kölelik değilmiş, en azından sakatlanınca para alacak. Ve maç kazanırsa da 8.000 alıyor. O yüzden çok da büyük kölelik değilmiş. Jim Ross devam ediyor. Jim Ross bence devam etmiyor abi, yani... Jim Ross'un e, vücudu ortalıkta geziniyor, evet. Ama bence uzun süreden beri Jim Ross'un içinde Jim Ross yok. Yani adam terk etmiş, ruhu terk etmiş Jim Ross'u. Yani hiçbir yerde adam akıllı yorumlamacılık yapabildiğini görmedim şu an. Kesinlikle eski Jim Ross yok. New Japan'de özellikle beni öldürüyor oğlum. Hani Jim Ross olduğunda üzülüyorum böyle hemen e, Japon yorumlamacılara geçiyorum. Çünkü onları dinleyeyim, az anlayayım ama Jim Ross'u dinlemeyeyim. Gerçekten çok başarısız. Hani gerçekten üzülüyorum oğlum eski Jim Ross'dan ne Neyse niye Jim Ross'a söylemeye başladım ben bilmiyorum ama bence de söylediğim doğru. Ve zerre Yujiro karşıya benzemeyen birisi New Japan'i bırakıp Ring of Honor'a gitmiş. Artık e, işini büyütmüş. International yapmak istiyor, uluslararası yapmak istiyor istiyor pimpliğini. O yüzden Ring of Honor'da görüyoruz kendisini. Jim'e hafif vereyim ister ya. Matt Riddle ve David Finney'i yenerek... Yeni takdim şampiyonları olmuşlar. Ondan sonra izleyici kaybediyormuş. Free Agents. 78'e düşmüş. 178'e. Okey. Performance Center'dan ayrılmış. Jack Swagger ve Free Agents'e gidiyor. Tamamdır. Şimdi 78'den 95'e çıkar Jack Swagger geldiği için kesinlikle. O Az önce dediğim şey şimdi gerçekten olabilir. Çünkü CM Punk Free Agents'e katılmıştır beyler bayanlar. Bu çok önemli bir olaydır. WWE Intercontinental Şampiyonluğu için Kenny Omega'ya sonunda bir şans verdiler. Ve inanın buna sayın seyirciler <laughs> demek çok ilginç gerçekten. Ama Kenny Omega bu şansı alacak. Yalnız bir problem var. Hepiniz biliyorsunuz ki Intercontinental Şampiyonu Seth Rollins. 10 kişilik Countdown Battle Royal yani Royal Rumble gibi düşünün. Direkt öyle. Bakalım ilk hep Abi ben bu oyunda bunu sevmiyorum. İlk iki de mutlaka sen oluyorsun çünkü. Mecburi oluyorsun yani başka yolu yok. Bak ben ilk olarak çıkıyorum. Yani e, bence bu adil değil. Yine bu Kurt Angle'ın oyunu. Hani şey demek istiyor burada. Bak ben şans verdim şansını kaybetti işte abi çok laf yapma. Of <laughs> korkunç olan Curtis Saxlı işte bir kez daha ekranlarımızı boyuyor. Ama evet abi Curry Angle'ı ben var ya şu an bir şeyler yapmak istiyorum anne var ya. Bir dahaki bölümde bir boyunun ölçüsünü alırım mı onu. Ne diyeceğiz? Dikkat edin herkes Kenny Omega. One Wing Angel'ın ustası. Gerçekten de öyle ezik bir hareketin benim gibi gerçek e, savaşçıyı alt edebileceğini düşünüyor musun? Yani endişelenmelisin dostum çünkü One Winged Angel'ı vurduğumda yaptığımda bu maç bitecek. Bu maç bitecek mi? Jackhammer'la yakaladığımda seni bütün kariyerin bitecek lanet olası dedi Curtis Axel Güzel diskalifikasyon yok dolayısıyla gel bakalım. Gel bakalım. Torun Hammer olmasa da bence gayet yeterli bu. Çok ses çıkıyor vardı oğlum. Benim sesimi duyuyorsunuzdur umarım. Vitrega! Oh, güzel eğildi drop kimden güzel kaçtı ama şimdikinden kaçamayacak bak şimdi. Kenny Omega kendisi aşağı düştü. Nerd. Sıradaki Triple H. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel 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 gel. Hop hop çıkma bile çıkma bile. in aşağı in aşağı in aşağı. Renge girmediği için elemini olmadı. Bu oyunda o kadar kalite beklemiyordum. Tebrik ediyorum ki seni. Galiba o kim? Triple H. Sen kimi pes ettiriyorsun? Sen kime squash yapıyorsun ha? Dropkick! Çok güzel bir şekilde Triple H kendini yerden buldu. Ring'in dışında buldu. Kenny Omega is on fire. Sırada Seth Rollins var. Seth Rollins'e saygım sonsuz. Eski taktiğim partnerim. Güzelce kapışacağız onunla. Oh! Hayır Rollins! Ya kaldı Kenny. Do inverted DDT. Kenny'cim bir tane daha. Sakatlamak istiyor galiba eski partnerin. German suplex. Eğer Seth Rollins hiçbir şey yapamazsa durumu çok vahim. Kenny şimdi yakaladı Seth Rollins'i. One wing angel iki şeyin üstüne de. Ve Seth Rollins yerde acı çekerek yatıyor. Acı şimdi. Apollo Crews geliyor. Oğlum bu maçta Cetronus var, Kenyon Omega var, Apollo Crews'u severim. Gayet yeteneklidir de. WWE'de hiçbir şey yapmamıştır oğlum. Ne arıyor bu maçta? Demişken Cetronus'a saldırıyor. E, Kenny Omega'ya bakarsanız çok hani yüzündeki e, tereddütü görüyorsunuz. Yardım etsem mi diyor Cetronus'a. Sanırım etmeyecek sadece izleyecek. Çünkü mal mı yani? Niye izlemesin? Ken Niye kendini riske atsın? Diyor. <laughs> İçindeki ses o yüzden. Kenny gelip promo kesecek. Köşeye çıkacaktım da. Rastgele düşebiliyorsun bot yapıp bu oyunda hiç çıkmıyorum o yüzden o intercontinata şampiyonluğu benim olacak Hop 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 Ses bunu sana yapmak istemiyorum Big kez beni kurtardı nasıl satayım Hiç sevmediğim adam kurtar no, Standing moonsault yap az önce kendimden geçtim Big kez sana ne olmuş O tamam ciddileşelim ciddileşelim Zaten ciddiydim de Dikkatimi oyuna vermem lazım yoksa gideceğim Yoksa gideceğim Kenny Kenny Oh sunset flip yaptım al gibi tamam sorun yok Ama Kenny çok gitmiş oğlum çok yorulmuş bu maçta tabi ilk olan Kenny idi Braun Strowman geliyor şimdi de Olamaz Hiç iyi değil bu hop 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 Kenny Gel lan Apollo Cruz Apollo Cruz gitti beyler bayanlar Sırada Braun Strowman var galiba ama hayırdır Sandalye sayesinde V-Trigger yemedi Braun Strowman Hop Seth Rollins'a v trigger aniden. SETRONS neye uğradığını şaşırdı. Oo Big Cass. Abi Big Cass benim şu an e, zehrim ya. Zehrim ya da pan Yani demeye çalıştığım şey beni yok ediyor. Her e, karşılaştığımızda. Şimdi de Finn Balor geliyor. LGBTQ'nun en büyük e, şeycisi. Temsilcisi. Başka bir marifeti olmayan. Finn Balor. New Japan'de ki halini aratan Finn Balor heel olsa şirketteki en iyi süperstarlardan, dünyadaki en iyi güreşçilerden biri olabilecek Finn Balor geliyor. Ama tabii ki de David Abi sert bir şekilde harcıyor herkes harcadığı gibi ve son kişi sanırım bu. Emin değilim bir kişi daha olabilir. Sanırım var bir kişi daha evet. Bu kimdir? Artruth geliyor şimdi şerefsiz. Bu bölümün yani düşmanı Artruth abi ben onu atacağım. Ring bayağı doldu. Maçın başından hani Far Cry diyebiliriz yani. Maçın başında çok daha farklı bir sahne görüyorduk. Farklı bir ring görüyorduk. Seth Rollins Kenny'yi kurtardı az önce. Kenny ama ayağa kalkamıyor gördüğünüz gibi. Bayağı hasar yedi yani. Kalktı ama Strowman'dan önce kalktı. Oo. Tabii ki rope break yok. Kenny pes ediyor ama rope break falan yok. Hiçbir önemi yok bunların. Amacımız ringin dışına atmak. Cena geliyor şimdi. Baya star started bir maç yani. Ne, hangi star ararsan var. O oh, running power slam geldi Kenny Omega'ya. İyice zayıfladı Kenny. Oh, Sirat Power Bomb. Kenny son enerjisiyle köşeye doğru gidiyor gördüğünüz gibi ama ölmüş artık bitmiş Kenny. Yakaladı Strowman'ı. Braun Strowman. Elemini oldu. Kenny Omega hala maçın içinde. Strowman çok sinirli ama Ring'in içine giremez abi. Yapacağı hiçbir şey yok. Sadece Kenny Omega'ya bak bakabilir öyle o kadar. Kenny Omega hiç korkmuyor. Hemen arkasını döndü ve maça konsantre olmaya devam ediyor. John Cena gitti. Maça son gelen kişi. Çok hızlı bir şekilde gitti. Geçmiş olsun Cena. Mikrofonla kafasının arkasına darbe yedi şimdi McIntyre diyeceğim bir kez. Ne uğradığını şaşıranlardan kendisi. Ve o suplex yiyecekti ama Kenny Omega'nın kolunu tuttu. Kenny Omega kurtulmaya çalışıyor. Kurtuldu. Kurtuldu. Seth Rollins ve Kenny Omega hala bu maçın içinde. Artrud da aynı şekilde. Finn Balor gidiyor mu? Aynen öyle. Finn Balor da gitti. Git ee, kendine gel oğlum. Eski halini geri, geri getir yani. Yüz karası olma lütfen. Demişken Kesinlikle e, Bullet Club'ın en iyi lideri tehlike altındaydı. Neyse ki Big Cass Zayn'e e, ringin dışına atmayacak bir hareket gördük. O 3D tahta parçasının üstüne. German Suplex'e kendini dışarıda buldu Big Cass. Ve son 3 beyler bayanlar işte. Bu bölümün starları Arthur tam manyak yalnız güreşme skill'leri görüyoruz şu an. Finisher'ı var ama finisher'ını yapmıyor. Sözümü geri alıyorum salak. Arthur'dan büyük salaklık görüyoruz. Ve evet Seth e yakalandı. Çok güzel bir ankle lock. Pes edecek mi? Etmedi. Hani etse hiçbir şey değişmez aslında ama etmedi yine de Arthur bu kadar. Çılgın bu maçta. O beyzbol sopasıyla vuracaktı. Kimse birbirine vuramadı. We trigger sandalyenin tepesinde olan Arthur Ama Kenny çok kötü durumda. Kenny aşırı kötü durumda. Ve Seth Rollins e yardım etmiyor. O Bulldog Bu savaş ilanıdır o zaman Bu savaş ilanıdır yani Seth onu diyeyim ben size Seth Rollins pedigree Pedigree Ooo Shield üyeleri arasında yine bir şeyler oluyor. Gerçi doğru Kenny Shield üyesi değil artık ama hala Roman Reigns çıkıyor neden sonunda birlikte ne, ne hikmetse. Ve Arthur neredeyse atıyordu Seth ringin dışına. Yakalandı Arthur German'la gidiyor da tabii bir gibi hayır dedi. Wow, wow. Drop kick'i yedi Kenny yerde. Arthur Tanjaki de yerde. Oo, Seth Rollins elemin oldu. Ve geriye sadece iki kişi kaldı. Yeni bir Intercontinental şampiyonumuz var kesinlikle. Seth Rollins yere düşmedi. Oh! İnanılmaz bir şey oldu az önce sayın seyirciler. Kenny Omega kutunun üstüne düştü. Yere değil. iki ayağı da yere değmedi. Dikeli Omega ringten düştü ama orada kutular vardı. Artruth da dengesini kaybedip düştü. Ama o kutulara değil yere düştü. Ve Kenny Omega çok büyük bir şansla Intercontinental şampiyonu oldu. Galiba Cetronius düşmesine yardım etti Artruth'un orada. Bilmiyorum ne oldu çok karmaşık oldu ama hayatımda gördüğüm en ilginç şeylerden bir tanesiydi. Kenny Omega bugün çok şanslı. Şans gerçekten onun yüzüne gülümsedi en geniş şekilde gülümsedi yani. Evet. Bize gelelim, bize boşver diğerlerini. Bizi gösterdi mi? Herhalde en son gösterir diye düşünüyorum. Evet evet en son en başta gösterdi de ben kaçırdım. Neyse devam. Ne olduğunu biliyoruz zaten. Yeni Intercontinental şampiyonuyuz abi. Bonusumuzu alıyoruz. Hayat çok güzel gidiyor bizim için. Sıradaki hedef Universal şampiyonluğu tabii ki de. Bakalım haberler çok olmalıdır diye düşünüyorum. Dört tane haber var, o kadar da yokmuş. Seamus, öyle olmaktan hani e, şeymiş, iyi işte profili iyileşiyormuş yani kötü değil de. Seth Rollins e, bugün çok iyi, sağlıktaymış diyor, çok sağlıklıymış. <laughs> Okey, Jim Ross'un e, yeteneği son birkaç haftadır bayağı artmış. Ve son haber, Stephanie McMahon için 43 hafta daha Rav'da takılıyor. Vay be. Joe Cough. Sen kimsin? İyi haber Kenny Omega. Ring of Honor. Okey. Ring of Honor'la konuştum. Seni alsınlar diyor. Yeni, ben daha yeni Intercontinental şampiyon oldum. Nereye gidiyorum oğlum? Bunu da mı Kurt Angle yapıyor? Zaten bizim için listenin başında değilsin falan diyor. Oo, Because diyor ki. Onlar %87 ile bizden daha fazla izlenen brand. O zaman bu senin için büyük bir adım olması Yani daha iyi bir adım olması lazım. 9400 veriyorlar bir de. Ama hayır. Üzgünüm. Yeni Intercontinental şampiyonu oldum. Universal şampiyonu olana kadar da ya da kontram bitene kadar hiçbir yere gitmiyorum. Demişken kontramda kaç hafta var? Sean Oliver. Selam. Kenny Omega Action figürü 39.000 için. Ya yani 40.000 diyelim yani. Gayet güzel. Ne, ne, neden olmasın? Herkesin bir action figure'e ihtiyacı var yani. JBL. Ya, maçında iyi şanslar dilemek isterim sana bu gece. Ya, artistlik yapıyor işte. Tehlikeli şeyler olabilir. Falan filan. Rakibini öldüreyim mi diyor. Hayır git geber. şey, espri mı sanıyorsun yani yalan söyledim mi sanıyorsun rol yaptım mı sanıyorsun diyor hayır rol yapmadığımı şimdi göstereyim sana diyor da dur bakayım göster gel 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 aynen gel neredesin bakayım boom <laughs> çok güzel başladık gel lan buraya simsiyah yerde yok edeceğim seni yerler niye bu kadar siyah oğlum insan bir texture koyarmış yani Artık mod güncellenince koyar diye düşünüyorum. Oo bir tane daha aynı hareket yedi. O çok güzel de bir sen tam Roman yerden çekilsen. Ayrıca benim şampiyonluğum o. Senin elinde ne geziyor? Bu benim intercontinental şampiyonluğum. Roman bir daha alırsan bozuşuruz. Bir daha alırsan bozuşuruz. Bak konuşamıyorum ama bozuşuruz yani. Ben giyeyim hemen üstüne de herkes anlasın benim olduğumu. Sen çok artistlendin yalnız ha. Sunset flip ve yeterli oldu. JBL bir sunset flip'e gitti. Gerçekten ezik. Gerçekten ezik. Kameraya dönüp alsık yapıyorum ben. Buyurun. Enter Containerato şampiyonu Kenny Omega. Daha ne isteyebilir ki bir insan? Oke, okay, geç brother. Geç, geç. Ve evet. Bölümün başında benim baş belam olan Sanmission maçı. Ya yani Sanmission maçı değil, birebir maçı da Sanmission'a lanet etmiştim. Şimdi diğer bölümün başında Finn Balor'a karşı Sanmission maçı yapacağız. O kadar sövdük. Sanırım duymuş sövdüğümüzü bize e, satlaşmaya satanışmaya geri geliyor. Dediğim gibi bunu diğer bölümde yapacağız. Bu bölümü izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki Wrestling Revolution 3D 2018 modunu My Career'ında gö görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.